tamamlanmış bulunmaktadır. Betonarme imalatlarımızı da %80 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Şu an bulunduğumuz lokasyon site istasyonu. Bugün projemize tüm sevkiyatlarını tamamladığımız rayların ilk montajlarına başlayacağız. Yine diğer hat işlerine de elektromekanik ve demir yolu işleri olarak sevkiyatlarımız devam ediyor. Projemizde şu ana kadar harcadığımız bütçemiz güncel fiyatlara getirdiğimizde 9 milyar TL'nin üzerinde bir bütçe güncellenmiş fiyatlarla harcamış bulunmaktayız. Şu an çalışmalarımız çok yoğun. Bütün istasyonlarda ve bütün çalışma alanlarında devam ediyor. Doğrudan projede çalışan kişi sayımız 1800. Şu an projemizde doğrudan çalışan idare, yüklenici, alt yüklenici ve müşavir kadromuz 1800 kişi. Hani birkaç genel bilgi de vermek istiyorum. Bizim projede bugüne kadar yaklaşık 800 bin metreküp beton döktük. Yaklaşık 70 ton donatı imalatı yaptık. 2 milyon 400 metreküp de kazı işi yaptık. Bu da çok büyük bir iş başarıldı sizlerin desteğiyle. Kalan süreçte biz işimizin zor kısımlarını tamamladık. Şu an %62 olan seviyemizi 195 açılış hedefleri doğrultusunda 2024 sonuna hattı yetiştirecek şekilde bütün planımız, programımız ve takvimimiz işliyor. Hattımızın araçları da yine üretimine başladı. Üretim bandında şu an tasarımlarını onayladık ve üretim bandı ile alakalı sürecini başlatıyoruz. Yine projemizde bugüne kadar tanımlanmış 250 milyon euro kredimiz vardı. Kullanıldı ve yeni bir 150 milyon euroluk projeye bir kredi daha tanımlıyoruz. Bununla birlikte gerekli işin devamındaki kredilerin de resmi süreçlerini hem meclis nezdinde hem hazine nezdinde devam ediyoruz. Proje ekibi olarak biz 2024 sonunda hedef olarak koyduk başkanım. Öncesinde finans merkezi ile Yeni Sahra arasında da yine bir kısmi açılış yapacağımızı süreç içerisinde değerlendireceğiz. Öyle de bir hedefimiz var. Çalışmalarımızın doğrultuda devam ediyoruz. Buranın ilk ihalesi 2017 miydi? Evet başkanım. 2017 Nisan. 2017 başında yapılmıştı. Evet. Biz aldığımızda %3 ya da 4 seviyesindeydi. Evet, bunu hatırlatalım ki. Tabii ki hani aslında 2 yıl burada hiçbir şey yapılmadı. Doğrudur başkanım. Biz finans şehirde bir istasyon gezisi gezmiştik. Onun dışında sadece şaftları olan birkaç yerde bir çalışmaydı. Çalışmadan bembeyaz yani biz aslında 2,5 senesi boş geçmiş bir yerdi. Biz gelir gelmez bir ilk finans kaynağını bulduk. İlk başlattığımız ve Ekim Kasım'dı galiba. Evet, 2019'da. Evet, 2019'da. Buraya start verdik. Doğrudur başkanım. Yani aslında sıfırdan başladık diyebileceğimiz bir hat burası. Daha sıfırın altında oluyor başkanım. Ya, evet. Maalesef yani, sıfırın altında oluyor. Ne yazık ki öyle. Bir de tabii şu tarafı var. Bu finans merkezi için aslında düşünülmüş önemli bir hat. Doğru. Dolayısıyla yani finans merkezi ile ilgili nasıl yapalım çabası böyle güldür güldür giderken ne yazık ki bu metro hattı da 2,5 seneye aşkın süre ihmal edilmiş. Doğru. Hiçbir başkanım. Şey yapılmamış. Doğru başkanım. Tabii yüklenici firmalar kaynak olmadığı için yol alamamış ya da idare bir yol gösterememiş. Zaten bir süreçte buranın ihalesi iptal edildi. Tekrar durduruldu daha durduruldu, doğrusu. Durduruldu. Tekrar başlatıldı falan. O bakımdan hani biz bu hattı sıfırdan ele aldık. Kesinlikle ve sıfırdan 3,5 senedir gümbür gümbür çalışıyoruz. Biz hatta bu böyle anlatırsak milletin tabii hafızasına daha iyi kazınır. Araçlarla yani bu proje sıfırdan. Araçlarla da ilgili hiçbir aksiyon alınmamıştı burası evet için başkanım. Araçlar sürecinde biz başlattık. Biz başlattık. Hala doğru. Hazine onayı ile ilgili süreci doğrudur takip başkanım ediyoruz. Hazine uzun zamandır hazine onayında bekliyor. Ama biz öz kaynaklı işi devam ettiriyoruz. Evet. Buranın ikinci paket hatırlarsanız 75 milyon euro kredisi de yaklaşık bir yılda onaylandı. O öyle süreç içerisinde de belediyemiz öz kaynaklarıyla işin durmaması yürüttük için bu işi aynen de yürüttü. Öyle. Yürüttük ve 75 milyon euroyu da bir önceki Hazine Bakanı lütfen imzaladı yani. Evet, bunları söyleyelim ki millet nasıl iş yürüttüğümüzü bir daha hatırlasın. Evet. Sıfırdan başlamış bir hat. Bugün de kaynak yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Yani evet. Aslında yok. Gözümün içine bakma.
da kaynaklanmıştır. Hadi hayırlı olsun. Bir saniye. Nasıl geldin de çekmedin? Çekmedin abi, burada kaç metre derindeyiz?